Sakal ekimi nasıl yapılmaktadır? Aynı saç ekimi gibidir. Donör alanı olarak yine enseyi kullanmaktayız. Saçtan aldığımız kılları aynı şekilde sakalımıza dağıtmaktayız. Çizgimizi önceden planlamamız lazım bu şekilde. Bu şekilde planladıktan sonra bazı hastalarımız buralara doldurulmasını istiyor, bazıları istemiyor. Sıklık bu şekilde olması ve dağınık bir şekilde ekilmesi gerekiyor. Dağınık ekilmezse kötü bir görüntü oluşabilir. Dağınık bir yerleşim yapmak lazım. Sakal ekimi de aynı şekilde, süreç aynı şekilde devam eder. Birinci aydan üçüncü aya kadar dökülmeler yaşanır. Üçüncü aydan sonra yavaş yavaş saçlar çıkmaya başlar. Bu şekilde sakalımız yerine oturmaya başlamaktadır. Sakal ekimi korkulacak bir operasyon değildir. Hatta bazı hastalarımızda aynı anda hem sakal ekimi, komple sakal ekimi olmasa da yer yer açıklıkları kapatma tarzında ve saç ekimi eş zamanlı olarak aynı gün içerisinde yapılmaktadır. Bu iki operasyonun da birbirinden bizim nezdimizde bir farkı yoktur. Sadece sürecimizi uzatmakta, işlem protokolümüzü biraz değiştirmektedir. Ama eş zamanlı olarak sakal ekimi de hastalarımıza yapmaktayız. Bu da safir ucuyla ben insizyonlarımızı açmaktayım. Kanal açma işlemi bittikten sonra ekim işlemine geçilmekte. Aynı süreç aynı şekilde, yıkama işlemi ve benzeri diğer süreçlerin hepsi aynı şekilde olmaktadır. Sadece tek istediğim bir farkı var. Özellikle 10. gün kabuk dökmeden sonra sakalımıza şu şekilde aşağıya doğru masajlar yapılmasını istemekteyim. Biz her ne kadar yön versek de sizin bu şekilde yapmanız onun açısını yavaş da olsa aşağıya yönlü vermesini artıracaktık. Aynı şekilde şaka ekittiğimiz saçlar da bu şekilde yön vermenizi istiyorum. Eş zamanlı olarak biz saçı aynı şekilde açılı bir şekilde ektiğimiz zaman siz saçınızı ilerleyen süreçte 3 ay sonra 4 ay sonra ne tarafa doğru tararsanız saç o tarafa doğru yönlenmeye başlayacaktır. Bu da kimsenin vurgulamadığı ama önemli bir konudur. Teşekkürler.